Arkadaşlar merhaba. Domates, biber, patlıcan, fasulye yetiştirenler. Evde yapacağımız bu gübre ile bunların sağlıklı büyümesini sağlayacağız. Toprakta her türlü mineral var. Ancak bunlar kalsiyum da dahil, başta bu gelir. Bitkinin alacağı formda değil. Bunu bitkinin alacağı şekle dönüştüreceğiz. Toprak çalışacak. Bu elementlerin hepsi toprakta var. Ancak bitki bunu alamaz. Bunu alacağı şekle basit şekilde dönüştüreceğiz. Nedir? Yumurta kabuklarımız var böyle. Bunları bir poşete koyup elimizle böyle kırarsak veya ayağımızla basarsak bunlar ufalıyor. Bu kadar yeterli. Bir şişeye 15 kadar yumurta korsak yetiyor. Şimdi bunu suyun içine dolduralım. Kabuklarımızı dolduruyoruz. Ben yumurtalık kabuklarını atmıyorum. Bu şekilde şişelere doldurarak bitkilerime veriyorum. Domateste, biberde, patlıcanda şekil bozukluğu oluyor. Veya dipten çürüme yapıyor, üstten çürüme yapıyor. Büyük kayıp yaşıyoruz. Bunu basit şekilde böyle halledeceğiz. Bunları koyduk. Şimdi evimizde mutlaka meyve vardır. Bunların kabukları da olur veya çürüyenler olur. Bakın bu çürümüş, bu elma çürümüş. Çürüdüğü daha iyi bize. Bunu ne yapacağız? Kesip kesip içine koyacağız. Muz kabuğu olur. Herhangi bir meyve fark etmez. Hepsi olur buna. Çürüyen kısımları daha iyi çünkü burada toprakta olan canların hepsi var. Elmalarını koyduk. Şimdi sirkemiz var. Şuna yarım çay bardağı kadar sirke ilave edelim. Ve ağzını tam kapatmayacağız bunun. Hafif şöyle bir bezle de kapatabilirsiniz. Hafif böyle gevşek bırakacağız. Bu 8-10 gün beklediği zaman rengi bu şekilde dönüşecek. Yumurta kabukları da altta. Bunlar zamanla çürüyecek. Bu şeyi hiç değiştirmiyorum. Üzerine ekleme yapıyorum. Şimdi bundan bir bardak kadar alalım. Aldık. Şöyle bir kovaya su doldurup bunu ilave ediyoruz. Biraz karıştıralım bunu. 5-10 dakika bekleyelim.
Eğer dipten suluyorsanız biz domatesleri böyle pet şişeyle diktik. Ben şişenin içine dolduruyorum. Nedir toprağı? Buradan 5-6 santim çapa ile açıp bu bardak suyumuzu her bitkinin bir tarafına bir bardak döküyoruz. Biz bunu şişenin içine döküyoruz. Diğer videolarımızda var. Bu kadar. Sulamadan önce. Nedir siz salma sulama yapıyorsanız dibini 5-6 santim açıp buraya döküp üzerine kapatıyoruz. Bunun faydası şu: domatesler, biberler, patlıcanlar şekil bozukluğu olmuyor, erilmiyor, dümdüz oluyor. Çürüme olmuyor, herhangi bir çürüme. Güneş yanığını önlüyor ve bitkilerimizin yaprakları sararmıyor. Bu eklediğimiz sirkeli su, içinde yumurta kabuğu var, diğerleri var, sirkeye dönüşüyor hemen hemen. Topraktaki canlılığı artırıyor. Canlılığın artması demek, topraktaki mineralleri, bu canlılar bitkinin alacağı forma dönüştürüyor. Toprak canlanıyor. Yani alttan canlanıyor. Ve bitkilerimiz de gerekli mineralleri rahatlıkla alıyor ve bu şekilde hiç sararmadan büyüyor. Şekil bozukluğu olmuyor domateste, biberde, patlıcanda, fasulyede. Sararma olmuyor. Çürüme hiç olmuyor. Bilhassa domates, biber dipten veya alt taraftan çürür. Bu çürüme başladığı zaman durmaz ve onları kaybederiz. Basit şekilde, doğal şekilde evimizdeki malzemeleri bu gübreyi yaptık ve verdik. Bunun suyunu hiç değiştirmiyorum. Devamlı üzerine ekleme yapıyorum. Sulamadan önce gerektiği zaman buna birer bardak vererek suya karıştırıp, yani koca kovada çok az bir şey oluyor. Bitkiyi yakma gibi durumu yok. Bitkiye bir zararı olmuyor. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.